Değerli dostlar merhaba. Berlin'de Anne Frank Müzesi'ndeyim. Bugün size Anne Frank'dan bahsedeceğim. Anne Frank kimdir? Bunu tanıtacağım. Anne Frank'ı duyanınız olmuştur ama duymayanlar için Anne Frank kimdir ve neden Anne Frank bir dönemin sembolü haline gelmiştir? 16 yıllık bir ömründe tutmuş olduğu günlüklerle bugünümüze ve yarınlara da ışık tutabilecek olan o küçük kız çocuğu olan Anne Frank kimdir? Ve şu anda Anne Frank Müzesi'nde onunla ilgili neler sergileniyor? Önce size kısa bir anlatım yapacağım. Daha sonra da Anne Frank Müzesi'ne beraber dolaşacağız. Sevgili dostlar, dünyada her dönem zulümler olmuştur. Yaşanmıştır ve bugün de yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor ve birçok yerde de yaşanıyor. İnsanlar öldürülmüş, insanlar tutuklanmış, siyasi sebeplerden dolayı insanlar ademe mahkum edilmiş, yokluğa mahkum edilmiştir. Bunlardan bir tanesi, biri de Anne Frank'tır. Almanya denince, Almanya'da soykırım denince, Hitler, Nazi denince akla gelen isimlerden bir tanesi de Anne Frank'tır. Peki bu küçük kız çocuğu neden bu kadar önemli, ne yapmış? Ölen, öldürülen yüzlerce, binlerce çocuk var. 10 milyona yakın insan var. Neden Anne Frank bu kadar önemli, sembol haline gelmiş? Sevgili dostlar, şu anda defteri hemen yanımda duruyor. Anne Frank bir defter tutmuş. Anne Frank yaşadıklarını yazmış. Babası ona 13 yaşındayken bir defter hediye ediyor doğum gününde. Ve o da o deftere gün be gün 2 yıl boyunca yaşadıklarını yazıyor. Kendisi 1929 yılında Frankfurt'ta dünyaya geliyor. Mutlu bir aileleri var. Kız kardeşi anne babasıyla beraber Frankfurt'ta yaşıyor. Ama işte o dönem kendisi daha 4 yaşındayken 1933 yıllarında bir delinin ayak izlerini hissediyorlar. Kitaplar yanıyor, artık Alman olmayanlara özellikle Yahudilere karşı, muhaliflere karşı baskılar artıyor ve artık Almanya yaşanmaz bir hale geldiği zaman onlar için de bir sürgün dönemi başlıyor. Nereye gidiyorlar? Amsterdam'a, Hollanda'ya taşınıyorlar. Bir günde 300 bin Yahudinin taşındığı kayıtlarda Amsterdam'a gidiyorlar. Amsterdam'da bir Yahudi okuluna kaydoluyor Anne Frank. Amsterdam biraz daha Almanya'da iyi ama gel gelelim 1940 yılında Hitler, Nazi Amsterdam'ı da işgal ediyor. Ve Amsterdam'da işgal başlayınca artık şartlar onlar için de iyice zorlaşıyor ve gaybubete gidiyorlar, saklanıyorlar. Ofis olarak kullanma bir yerin gizli bir bölmesinde ailecek daracık bir yerde 2 yıl boyunca yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve o 2 yıl boyunca Anne Frank gün be gün yaşadıklarını, izlenimlerini not tutuyor değerli dostlar. Günlük tutuyor. Anne Frank takip olur. Orada tutuluyor bu notlar. Ve sonra Anne Frank ailesini birisi, kim olduğu belli olmayan birisi ihbar ediyor. Oysa onlar orada yaşarken onlara yardım edenler de var. Tehlikeleri göze alarak onlara gıda yardımı yapanlar var. Onlara işte belli noktalarda yiyecek içecekleri getirenler var. Belki de Yahudi değildi onlar ki o Yahudi değil ama onları seven insanlar yardım da ediyor zaten. Ama birisi de ihbar etti. Bir yerlerde iyilik yapan insanlar olduğu gibi kötülüğü büyüten, kötülüğü de yaşatan insanlar her daim vardır. Anne Frank ailesi ihbar ediliyor ve onlar için artık ayrılma dönemi, kamp dönemi başlıyor. Kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde. Filmlerde de, romanlarda da görmüşsünüz, okumuşsunuzdur. Örneğin Hayat Güzel'de filmindeki o sahneleri hatırlayayım. Baba ve küçük oğlan bir yere, anne bir yere. İşte Margot ablası ve kendisi bir yere, babası ise başka bir yere gidiyor Anna'nın. Anna orada yaşamaya başlıyor. Orada çocukluk arkadaşlarının birisini de görüyor ve ona bir günlük yazdığından bahsediyor. Eğer burada sağ kurtulursam o günlüğü kitap yapmak istiyorum dediğinden de bahsediyor. Ama Anna ablasıyla beraber bir virüs, bir salgın neticesinde ölüyor. 16 bin, 17 bin insan ölüyor o salgında. Anna da orada ölenlerden birisi. Yıllar sonra babasına, tabii o babasının ölmüştür diye düşünmüştür hep ama babası ölmemiş. Yıllar sonra babasına o çocukluk arkadaşı Anna'nın bir günlük tuttuğunu ve o günlüğü kitap haline getirmek istediğinden bahsediyor ve babası o günlükten haberdar oluyor. O günlüğü okuyor. O günlüğü okuduğu zaman kızıyla ilgili meğer birçok şeyi de bilmediğini, kızını yeterince tanımadığını da babası anlıyor. Neler yazmış neler Anne Frank o günlüğüne. O günleri saat saat yazmış, o günleri hissiyatıyla yazmış Anne Frank değerli dostlar. İşte şimdi ben
onunla ilgili çalışmaların sergilendiği bir müzedeyim. Sizi de o müzede gezdirmek istiyorum. Anne Frank'la benzer kaderi yaşayanların yine günlükler tutuyor, yine şiirler yazıyor, yine denemeler yazıyor diye düşünüyorum. Bir örnek olur belki daha önce hiç onu adını duymamış olan kişilere. Sevgili dostlar. Ich habe das Bedürfnis, meine Mutter als ein Beispiel zu nehmen und Achtung vor ihr zu haben. Und meine Mutter ist in den meisten Dingen schon ein Beispiel für mich. Aber gerade ein Beispiel, wie ich es nicht machen soll. Anneme örnek almak diyor. Ona saygı duymak diyor. Zorundayım diyor. Ben diyor kendime diyor, ona diyor bir örnek, ona bir rol model olarak saygı duymak. Ama bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Yani bu da annesine karşı olan hayranlığı, annesine karşı olan duygularını ne zaman? 6.1.1944'te yazmış. Anlanın günlüklerinde bir yerde değerli dostlar, masmavi gökyüzü ve masmavi gökyüzünün hemen ardındaki kestane ağacıyla ilgili notlarını okursunuz. Ya bir ağaç, sıradan bir ağaç. Almanya'da dolaşırken her zaman gördüğünüz yabani kestane ağaçlardan bir tanesi. Ne manası olabilir ki? O da Hollanda Amsterdam'daki bir kestane ağacı. İşte günlüklerde o bölümü okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Kestane ağacına bakan ama o yapraklara dokunamayan, gökyüzüne bakan ama o gökyüzünü tamamıyla böyle içine çekemeyen, çünkü dışarıya çıkamayan, daracık bir yerde gizlenen insanların duygularını küçücük bir kızın dupduru günlükleri arasında okuyabiliyorsunuz. Evet, birbirlerine bakıyorlar ve duygulanıyorlar. Çünkü kestane ağacı, yaprakları ve gökyüzü onlara yakın ama aslında onlara çok uzak. Bu duyguyu yaşayanlar çok iyi bilirler dostlar. Bu duyguyu yaşayanlar çok iyi bilirler. Evet, Amsterdam'daki dostlar. Bu 1930'lu yıllara ait bir fotoğraf olması lazım ama Anne Frank ve ailesinin 1940 ile 1942 ile 1944 yılı arasında gizlendikleri, saklandıkları çatı katını size şöyle göstereyim. Burası. Burada gizleniyorlar. Ve daha sonra burada ihbar ediliyorlar. Ve ihbar edildikten sonra o zor dönemler, kamp dönemleri başlıyor. Yani ne demek gaygubet? İnsanın saklanması farklı bir hapis. Dört duvarın arasındasın aslında, yine hapistesin ama kendi evinde ya da bir yerde bir büroda saklanıyorsun. İşte kitaplık bu şekilde bunun arka tarafında giriliyor. Bir büro gibi görünüyor. Çöpleri almak için birisi geliyor burada. Ekmeği başkası getiriyor, sütü başkası getiriyor. Her şekilde gazeteleri başkası getiriyor. Saklanan kişilere çevreden yardım edenler. Mesela niye giysin burada az önce Almanca anlattıklarını dinledim. O günlerde nasıl yardım ettiğini, onlara erzak getirmek için neler yaptıklarını tek tek anlatıyor. Bahsettiğim kitaplık bu. Bunu çekiyorsunuz. Çektikten sonra kapı oluyor. Arka taraftan gizlendikleri bölmeye geçiyorsunuz küçücük bir yerden. Tabii insan söylüyor, keşke acılar olmasaydı. Acılar yaşanmamış olsaydı ve biz de acıları hiç okumamış, acılardan hiç bahsetmemiş olsaydık diyoruz ama diğer taraftan da şunu da söylüyoruz. İyi ki Anne Frank gibi kalemle barışık olanlar var. İyi ki Anne Frank gibi yaşadıklarını yazanlar var. Küçücük bir kız çocuğunun dupturu hislerini, kedisine karşı olan hisleri, kedi, bizim normal hayatta sıradan bir gözle baktığımız nesnelere karşı anlayamadığımız bazı
durumlara karşı onun bambaşka bir pencereden bakışı. Küçücük bir çocuğun bakışı. Şimdi değerli dostlar, günlük hayatta elma, elmadır yani. Ama şimdi siz o anne elma kokusu geliyor cümlesini söyleyebilirsiniz. Elma kokusu pazardan gelebilir, elma kokusu mutfaktan gelebilir, elma kokusu bir pastaneden gelebilir. Ama eğer siz bir başka bir yerdeyseniz, Halepçe'deyseniz, Halepçe'de yaşamışsanız, bir çocuğun annesine anne bina sevati elma kokusu geliyor deyişini, anne elma kokusu geliyor, dayı bina sevati cümlesini sıradan bir cümle olarak göremezsiniz. O zehirli elma kokusunu andıran kokuyla gelen ve binlerce insanın ölümüne sebep olan o meşhur gaz ve neticesini ölen insanlar. Elma orada sadece elma olmadığı gibi Anne Frank'ın günlüklerinde de değerli dostlar, kedi sadece bir kedi değil. Kestane sadece bir kestane değil. Tıpkı günümüzün annelerinin yaşadıkları gibi. Kırmızı mont artık sadece kırmızı bir mont değil. Beyaz sandalye sadece bir beyaz sandalye değil. Annenin eteğine konan etler, buzdolabına konan kızlar, çuvalda taşınmak zorunda konan çocuklar, kemikleri bir kutuyla babaya teslim edilmek zorunda bırakılan evlatlar, sıralayabilirim üç noktaları ardı ardına getirerek. İşte bunları yazmak gerekiyor, yaz dostum diyoruz ya. Anne Frank'lar yazıyor. Anne Frank'lar, yazmaya devam edin. Yazmaya devam edin ki dünyayı kirletenler belki utansın, utanırlar. Dünyayı kirletenlere destek olanlar belki utanırlar. Biz de bu benzer şeyi yapıyoruz diye belki yerin dibine girerler. İşte ihbar etmişler Anne Frank ve ailesine. Diğer taraftan da yardım edenler olmuş. Diğer taraftan da hayatlarını tehlikeye atarak onlara süt, havuç, patates taşıyan insanlar olmuş. Onların çöplerini dışarı çıkaran insanlar olmuş. Bu çok önemli bir şey. Yiyecek gelmesi kadar çöpün de çıkması çok önemli bir şey. Evinizde 10 gün çöpü durduğunuzu düşünün. Bir ay durduğunu düşünün. Orada yaşanabilir mi? Hele de bir çatı katında birden fazla aile kalıyorsa. Anne Frank'ın günlükleri, değerli dostlar, okunmalı. Türkiye'de çevrildi. Anne Frank'la ilgili belgeseller de izlenmeli. Yolunuz bir gün Berlin'e düşerse beraber de dolaşırız. Berlin'deki bu müziği ve duvardaki fotoğrafları, videoları beraber izleriz. Canlı tanıkların seslerini beraber dinler, beraber Türkçe'ye çeviririz ve o güne doğru yolculuk yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Sevgiyle kalın.